merhaba. Bugün Marvin hocamla birlikteydik. Çok keyifli geçti. Çok teşekkür ederim ona. İlk defa yüz yüze buluşuyoruz. Evet, sürekli online ders yapıyorduk. Başlarken çok tedirgindim aslında. Ama bugün çok mutluyum. İyi ki de başlamışım. İyi ki de onunla ders görmeye başlamışım. Herkese de tavsiye ederim. Daha önce kurslara gittim. Evet, kurslar da belki iyi ama birebir ders her zaman farklı oluyormuş. Onu anladım. Ama yüz yüze ile online arasında çok korkmuştum ilk başladığımda. Acaba verim alabilir miyim diye. Yani şimdi hani böyle çok verimli olmayacağını düşünmüştüm. Çok belki bana faydası olmayacağını düşünmüştüm. Ama bugün baktığımda kendime özgüvenim geldiğini fark ettim. Daha rahat konuşabiliyorum. Bana kattığın birinci şey bu. Yani daha böyle konuşma isteği, daha rahat hissetmemi sağladın. Sana çok teşekkür ederim bunun için. Çok mutluyum. İyi ki de başlamışım ve gittiği yere kadar devam etmeyi düşünüyorum. Haftada bir gün dahi olsa bırakmak hiç istemiyorum. Çünkü şunu öğrendim. İngilizce öğrenmenin en etkin yolu kesinlikle sürekli konuşmak. Sadece ders görmek ya da kurslara gitmek değil, mutlaka haftada bir kere de olsa veya en az diyorum, mutlaka konuşmak gerekiyor. Unutmamak için ve daha kendini geliştirmek için konuşmak gerektiğine eminim. Yani ben şu an kesinlikle o şekilde düşünüyorum ve herkese de bu şekilde tavsiye ederim. Çünkü ders görmek ya da bir şeyleri görmek çok da değiştirmiyor. Önemli olan dediğim gibi konuşmak. Konuşmadan hiçbir şey olmuyor ve konuştukça da zaten yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Nerede hata yaptığınızı öğreniyorsunuz. Belki ben çektiğiniz videoda hatalar yapmış olabilirim. Bunu kendim de izleyince göreceğim. Çok hata yapmışımdır eminim ama o hataları görüp düzelteceğim. İnşallah daha farkına vardığım için bu sefer aynı hataları yapmayacağım diye umut ediyorum. Peki işiniz nasıl yaradı? İşimize tabii ki de yaradı. Daha önce bir müşteri geleceği zaman biraz daha tedirgin oluyordum. Acaba hani çözebilir miyiz, anlaşabilir miyiz, konuşabilir miyiz diye. Ama şu anda kendime daha güvende hissediyorum. Her türlü halledebileceğimi düşünebiliyorum. Ve ileride umarım daha da iyi olacak. Daha geliştirmeyi düşünüyorum inşallah Marvin'in sayesinde. Daha önce korkuyorduk, tercüman mı çağırsak, acaba bizim söylediklerimizi çevirecek mi, doğru mu çevirecek diye tedirginlik vardı. Ve müşteri geldiğinde de en azından diyorduk ki acaba bize güveni olur mu? Hani o da çok önemliydi. Şu anda bütün müşteri geldiğinde, bütün müşterilerimiz bizi ziyaret ettiğinde bütün söylediklerini anlayabiliyorum. Belki çok küçük kelimelerini ama tekrar sorduğumda ne demek istediğimi çok iyi anlıyorum. Ve ona göre de ona sunumlar yapabiliyorum. Yani ne istediğini anladığım için, ona cevap verebildiğim için belki bazı yerlerde hata yapsam da doğru şeyleri gösterip sunduğumuz için bize güveni oluyor. Çünkü anladığımızı görüyor. Anladığımızı gördüğü için de daha güvende oluyor, daha güvende hissediyor. Sonuçta yurt dışından geliyor, bize bir sipariş veriyor. Acaba anladılar mı, doğru yapacaklar mı? Bu çok önemli bir şey. Anladığımızı görünce, doğru yaptığımızı görünce daha bize güveniyor, artıyor güveni. O yüzden de dediğim gibi umarım ilerleyen günlerde, aylarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Belki bir dahaki videomuzda çok daha güzel İngilizce konuşurum diye umut ediyorum. Güzel konuşuyorsun inşallah. Teşekkür ederim. Seninle olmak gerçekten çok güzel. Gerçekten tekrar teşekkür ederim. İyi ki de başlamışız seninle. Herkese de tavsiye edebilirim. En azından zevkli geçiyor derslerim. Ve bir şeyler kattığını düşünüyorum. Güzel. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.